Çanakkale. Dünyanın gördüğü ilk kıtalar arası savaşın en kanlı cephesiydi. Çanakkale. Et ile demirin, varlık ile yokluğun mücadelesiydi. Çanakkale. Olmak ve ölmek kavgasının verildiği yerdir Çanakkale. Metrekareye 6000 merminin düştüğü bir ölüm kalım savaşıydı Çanakkale. İşte sizlerle bugün bu büyük destanı konuşacağız. Çanakkale Deniz Zaferi. Birinci Dünya Savaşı bütün dünyanın o zamana kadar gördüğü en büyük, en kitleler arası savaştı. Bu savaşın arka planında sanayileşen ülkelerin yarattığı sömürgecilik yarışı vardı. Bütün dünyanın gözü Osmanlı topraklarındaydı. Dünya tarihinde ilk defa milyonlarca masum insan ölecekti. Bu kanlı yüzyılda en fazla kanın döküleceği topraklar Osmanlı, Osmanlı'da ise Çanakkale cephesiydi. Çanakkale Savaşı, ileride tarihimizin en acı antlaşmalarından birinin imzalanacağı yer olan Limni Adası'nın Mondros Limanı'ndan hareket eden İngiliz ve Fransız donanmalarının 19 Şubat 1915 tarihinde Kumkale ve Seddülbahir önlerine gelmesiyle başladı. 18 Mart 1915 sabahı, İngilizler Rumeli, Fransızlar Anadolu yakasını bombalayarak ilerliyorlardı. Zaferlerinden oldukça emin, başlarına gelecek bozgundan habersiz ölüm kusuyorlardı. İtilaf donanmaları haftalarca bombaladıkları Türk tabyalarının artık işe yaramayacağını düşünerek 18 filoyla boğaza doğru ilerliyorlardı. Birinci Dünya Savaşı'nın en yeni ve en modern donanması, belki de o döneme kadar tarihin görmediği büyük bir yenilgi aldı. Gerek Türk topçusunun isabetli atışları, gerek Nusret Mayın gemisinin boğaza döşediği mayınlar, bu dünyanın en modern donanmasının 7 gemisini savaş dışı bıraktı. Anadolu Bozkırı'nın belki de o zamana değin hiç deniz görmemiş evlatları, bu dünyanın en büyük dev zırhlılarına hayatlarının dersini verdiler ve Çanakkale geçilmez dediler. Çanakkale Deniz Savaşları denince akla 3 büyük kahraman gelir. Bunlardan bir tanesi tabyadan tabyaya koşarak büyük fedakarlıklarla bu savaşın kazanılmasını sağlayan komutanlardan biri olan Cevat Çobanlı Paşa. Bir diğeri boğaza döşediği mayınlarla geçit vermeyen Nusret Mayın Gemisi. Ve son olarak da büyük bir kahramanlık gösteren Seyit Onbaşı. Şimdi sizlerle Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında bu 3 büyük kahramanı konuşacağız. Cevat Çobanlı Paşa kimdir? Aslen Malatya Arapkirli olan Cevat Paşa, 1888 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra harp okuluna devam etti. Harp okulundan 1892 yılında mezun olduktan sonra harp akademisini birincilikle bitirdi. 1894 yılında harp akademisinden kurmay yüzbaşı vasfıyla mezun oldu. Bu tarihten sonra çeşitli görevler alan Cevat Çobanlı Paşa, askeri yeteneği sayesinde kısa sürede yükseldi. 1911 ve 12 yılları arasında 1. Ordu Komutanlığı yapan Cevat Paşa, 1912-13 yıllarında Balkan Savaşları'nda başarı gösterdi. Ardından 1914 yılında başlayan 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı olarak görev aldı. Çanakkale Deniz Savaşı'ndaki üstün gayreti ve başarılarından ötürü 18 Mart kahramanı olarak nitelendirilen Cevat Paşa, 1917 yılında Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Filistin'de Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nda görev yaptı. Yine 1920 yılına kadar çeşitli görevlerde yer alan Cevat Paşa, 1920 yılında İstanbul'un itilaflarca işgali sırasında yakalanarak Bekir Ağa bölüğünde bir hafta bekletildikten sonra Malta'ya sürgün edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin girişimleri neticesinde 1922 yılında tekrar ülkesine dönerek Kurtuluş Savaşı'nda 3. Ordu Komutanlığı yaptı. 1935 yılında emekliye ayrılan Cevat Paşa, 1938 yılında 68 yaşında vefat etti. Gelelim Çanakkale'nin bir büyük kahramanına daha, Seyit Onbaşı. 18 Mart 1915 tarihinde İtilaf donanmaları Boğaz'ı geçmek için Çanakkale önlerine geldiğinde, bu sırada Seyit Ali Rumeli Mecidiye tabyasında görevliydi. Yapılan atışlar sonucunda tabyada bulunan topun mermi kaldıran vinci parçalanmıştı. Birçok arkadaşı da
yaralı halde bulunmaktaydı. Bunun üzerine Seyit Ali 215 okkalık yaklaşık 275 kilogram ağırlığındaki mermiyi sırtlayarak topun ucuna yerleştirdi. İlk atışında Fransız Ocean zırhlısına hafif bir yara verse de üçüncü atışında Ocean zırhlısının büyük bir yara almasını ve su alarak alabora olmasını sağladı. Kontrolden çıkan Ocean zırhlısı Nusret mayın gemisinin boğaza döşediği mayınlara çarparak boğazın serin sularına gömüldü. Çanakkale Savaşı'ndan bir gün sonra Cevat Paşa Seyit Ali'nin fotoğrafının çekilmesini istedi. Yine aynı şekilde mermiyi sırtlaması gereken Seyit Ali defalarca denediyse de bunu başaramadı. Bunun üzerine Seyit Onbaşı yine savaş çıksa yine kaldırırım dedi. Bu olaydan sonra Cevat Paşa'nın emriyle tahta bir mermi hazırlatıldı, siyaha boyandı ve fotoğrafı o şekilde çekildi. Seyit Onbaşı birçok isimsiz kahraman gibi o da savaştan sonra köyüne döndü. Balıkesir'in Havran ilçesindeki köyünde odunculuk ve hamallık gibi görevlerde bulundu. 1939 yılında verem hastalığına yakalanarak vefat etti. Gelelim bugün size anlatacağımız son Çanakkale kahramanına, Nusret Mayın Gemisi. Dilerseniz bunun için Nusret Mayın Gemisi'ni ziyaret edelim. Tarih 18 Mart 1915. Tıpkı bugünkü gibi masmaviydi gökyüzü. Havada ne bir sis ne de bir kara bulut vardı. Güneş sanki düşmanın bozgununu kaçırmak istemezcesine göklere yükselivermişti. Tarih 18 Mart 1915. İşte bugün bu topraklarda çok büyük bir destan yazıldı. Çanakkale Deniz Zaferi. Bu deniz zaferinin en büyük kahramanlarından bir tanesini tanıyacağız. Arkamda görmüş olduğunuz Nusret Mayın Gemisi. Nusret Mayın Gemisi'nin boyu 40 metre, eni 7,5 metre, yüksekliği 3,5 metreye yakın. Mayın kapasitesi ise 40 mayındır. Nusret Mayın Gemisi'nin komutanı Yüzbaşı Hakkı Bey, Mayın Grup komutanı ise Binbaşı Nazmi Bey'di. 365 ton ağırlığındaki bu kahraman gemi, muhteşem armada denilen İtilaf donanmasının tam 6 gemisini savaş dışı bıraktı. Yani kısacası 365 tonluk bu kahraman gemi kendi ağırlığının tam 223 katı büyüklüğünde 81.415 tonluk 6 gemiyi alt etti. Ancak Nusret Mayın Gemisi 1955 yılında askeri görevden terhis edildikten sonra 1962 yılında özel birine satıldı. Boyu 10 metre daha uzatılarak bir kuru yük gemisine çevrildi. 1989 yılına kadar Mersin-Kıbrıs arasında kuru yük gemiliği yaptı, nakliye için kullanıldı. Ancak 1990 yılında Mersin Yat Limanı'nda alabora olarak derin sulara gömüldü ve kaderine terk edildi. Tam 9 yıl çürümeye terk edilmiş bir halde suların altında gereken önemin verilmesini bekledi. Gönüllüler tarafından çıkarılan tarihi gemiye 2001 yılında Tarsus Belediyesi talip oldu. Dönemin Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz yaptığı açıklamalarında tarihin deniz sularına gömülü olmasından ne kadar rahatsız olduğunu bildirdi. 2002 yılında Kültür Bakanlığı'nca gemi Tarsus Belediyesi'ne devredildi. Bu sefer de insanlar geminin Tarsus'a nasıl getirileceğini konuşmaya başladılar. Hatta geminin karadan yürütüldüğünü öğrendiklerinde alaycı tavırlar takındılar. Ancak Tarsus Belediyesi geminin 3 parçaya bölünmesini ve Mersin-Tarsus otobanından Tarsus'a getirilmesini başardı. 20 kilometrelik yolu Nusret Mayın Gemisi tam 3 saatte aldı. 2002 yılında başlayan restorasyon çalışmaları 2003 yılında tamamlandı. İşte yeniden gün yüzüne kavuşan Nusret Mayın Gemisi Tarsus Belediyesi sayesinde birebir restore edilerek bugünkü anıt müze haline getirildi. Nusret Mayın Gemisi bugün ziyaretçilerini Tarsus girişinde selamlamaktadır. Eğer siz de bir gün Nusret Mayın Gemisi'ni ziyaret etmek isterseniz Tarsus'un Mersin girişindeki bu anıt müzeye gelmeniz gerekmektedir. Evet, bugün
Çanakkale Deniz Savaşları'nın büyük kahramanlarını konuştuk. Nusret Mayın Gemisi, Seyit Onbaşı, Cevat Çobanlı Paşa. Onların denizden geçit vermediği düşmana, Mustafa Kemal Paşa da karadan geçit vermeyerek Çanakkale geçilmez demişlerdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o pak allı değer. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. Gömelim gel seni tarihe desen.